Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz Hız Kesme'den devam ediyor. Bugün İstanbul'da Bayrampaşa Hali'ndeyiz. Ve Bayrampaşa Hali'nde Aytar Organik firmasına konuk olduk. Yanımızda da firma sahiplerimizden Nesin Bey ve Ramazan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracaklar? Merhabalar Nesin Bey, nasılsınız? İyi, sağ ol, teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Merhabalar Ramazan Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Ve Ramazan Bey, biraz sizleri tanıtalım. Ekran başındaki izleyicilerimize bu sektöre girişiniz nasıl oldu, sizlerden dinlemek istiyoruz. Bize babamızdan bu meslek. 1986 yılında hale geliyor. Halde hamballıkla tarfanları kuruyor. Tarfanlardan sonra elhamdülillah bizi de yetiştire bu mesleğe atıldık. Evet, şu an iki babamızdan gelme bir meslek. Evet, uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz anladığım kadarıyla. Peki ortağımız Nesin Bey. Nesin Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tamam. İşte bizim sektörde daha önce bu sektörde değildik, farklı bir sektördeydik. 2005'ten bu yana bu sektörle başladık. Başka bir dükkanla başladık. 2010'dan itibaren Ramazan Batman'la ona ortak olduk. Aytar şirketi kurduk. İşte bölgelerinde mal yapıyoruz, paketleme yapıyoruz, depolardan depolara teslim ediyoruz. Şu anda işimiz güzel bir sistemle, bizim çoğu komisyon, mesela bu haldeki komisyon çalışma sisteminde %70-%80'la farklı bir çalışmamız var. Yani depolardan depolara paletli şekilde paketleme sistemi, otellere, restoranlara, marketlere, tedarik işleri, bu şekil 2005'ten bu yana bu işi yapıyoruz ve bu seviyeye geldik. Evet, Bayrampaşa Hali'ndeyiz. Ne tür ürünler var? Biraz ürünlerden bahsedin. Bizde her şey var, meyve, sebze, yeşil, patates, soğan haricinde patates, bütün soğan hariç, bir de gıda hariç. Bunlar dışında geri falan yeşil, sebze, meyve çeşitleri bulunuyor. Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Kalite. Kalite, bir de hizmet. Hizmete ve hijyen olarak bir de bulunmayan mesela ürünü zamanda yerinde bulundurmak, tedarik etmek. Bu sektörde şimdi bazen öyle bir hale geliyor ki bazı çeşitler bulunmuyor. O bulunmayan çeşidi o tarihte bulundurmak ve aldığımız siparişi tertemiz, hijyenli olarak, paketli olarak, palet olarak yerine teslim etmek. Bu tabii büyük bir avantaj. Kesinlikle. Nerelerden alıyorsunuz peki ürünleri? Mevsime göre değişiyor. Türkiye'nin hemen hemen. Bahar mevsimi, yazın mevsimi, kış, sonbahar mevsime göre Antalya, İzmir, Adana, ondan sonra Bursa, Yalova, Samsun, Eskişehir, Bilecik, bu bölgeler değişiyor. Hani aşağı yukarı 30 il falan değişiyor hani mevsime göre. Dediğiniz gibi Türkiye'nin hemen hemen her yerinden. Tabii. Her yerinden geliyor. Ürünler alınıyor. Ve kaliteli. Direkt biz çiftçiden direkt bize geliyor. Biz tedarikçi derken yani kalkıp sağdan soldan tüccarlık yapmıyoruz. Direkt çiftçiden geliyor bize. Baba mesleği olduğu için çevremizde kuvvetli olduğundan dolayı bize yani yapıyorlar. Biz de komisyon adıyla çalışıyoruz. Bu sektörde tanınıyorsunuz. Evet. Peki sektörün gidişatından biraz bahsedin. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Şu anda Allah şükür olsun işimiz iyi ama genel olarak baktığımız zaman iyi değil. Yani beklediğimiz hedeflere ulaşamıyorum. Yani fiyatlar uçuk mu şu anda peki? Yok, fiyatlar rezil. Rezil olmazsa bu mallar kalkmıştı. Fiyata hareketlendiği zaman mallar satılır. Satılıyor. Ama eğer mal satılmıyorsa bir tip fiyata sıkıntı var. Alt taban. Şu an biraz sekteye uğradı gibi o zaman. Tabii buradaki buradaki fiyatlarla dışarıdaki fiyatlarındaki aradaki fark çok. Eğer bazen %300, %400, %500 çünkü biz sattığımız fiyatı dışarıda da görüyoruz. Arada çok fark çok oynuyor. Çok fark o oluyor. Fark, eğer sattığımız fiyatının %100'ü bile %100'ü bile dışarıda tükenirse dışarıdaki bugün sattığımız ürünün
satışı 3'e katlandı. Evet, siz bir şey ekleyecektiniz. Şimdi buradaki fiyatlarla dışarıdaki fiyatlar bizi zamanla aşıyor. Neden? Buradaki fiyatı çiftçi, pazarcı, marketçi gelip alıyor fakat yerinden de yapıyor. Ama buradaki fiyatları, buradaki fiyatlar, atıyorum elma 1 milyonsa marketçi buna 3 milyon lira koyuyor. Bizi burada şaşırtıyor. Çok fazla. Evet. Bayağı bir fark ediyor. Bu bize sekte vuruyor. İkincisi de şu, bazen canlılık oluyor bir üründe ya da bazı ürünlerde yerinde yüksekse marketçi olsa ya da pazarcı burada sene bizi sıkıştırıyor. Her gün kapındayım, burada bizden istiyor. Ama yerinde düşükse, burada yüksekse bugün verdiği siparişi almıyor, bölgeden çekiyor. O gün burada aldığımız üründen de sıkıntı çekiyoruz. Yani hep ikili oynama var. Sıkıntılar bitmez diyorsunuz. Evet, sıkıntınız bitmiyor. Umarım gideriz. Ama tabii nedir? Size hiç pes etmeden mücadele ediyorsunuz. Biz sıkıntılara bakarsak, her çektiğimiz sıkıntıyı geri vites atarsak yok oluruz. Kesinlikle. Peki sizler gibi birçok firma var bu hizmetleri sunan ya da sunduğunu iddia eden. Neden tercih edilmesi gereken bir firmasınız? Çünkü tercih edilen bir firma sebebi şöyle. Kalite farklı. Bölgeden bölgeye paletli, hijyenli olarak ambulancı şeklinde. Aradıklarını bulabiliyorlar, çeşit bol. Evet. Tabii bir ikincisi de bunlardan depodan depoya teslim etme. Büyük firmalarda, bugün büyük firmalarda buradan depolara teslim ederse baş edemeyiz. Bölgelerde depo var, elemanlar var. Oradan mallar işleniyor. İşlenen mallar paketleri oluyor, paketsiz oluyor, değindi kasa oluyor. Bir ikincisi paletli şeklinde portifte depolara iniyor. Şu anda %80, %90 bunu sağlayan biziz. Çoğu sektörde, bu sektörün içinde çoğu komisyoncu şu anda depo sistemi çok nadir çalışan var. Ondan dolayı tabii büyük firmalar bizi tercih ediyor. İlerleyen günler için peki neler düşünüyorsunuz? Ne tür projeler olacak? İleri tarihte bunu daha iyi bir hale getirmeyi düşünürüz. Tabii şu anda bazı yasalar, bazılarda şartlar müsaade etmiyor. O da ileri tarihteki bazı kanunlardan kıymetten istiyor ki o da değişirse farklı bir projelerimiz var. İnşallah başarılı olursunuz. Sağlam adımlarla güzel kalite bir şekilde ilerletmeyi düşünüyoruz. Bir de şu anda bu sektörün yasaları tekelleşmeye bağlanmış. Hani sigara satan gibi değil, beyaz eşya satılığı gibiydi. Bu sektör günlük tükenecek üründür. Bugün tükettin tükenir, yarın tüketmese ya yarı fiyata satarsın ya da çöpe alırsın. Ya da çürür gider. Şimdi beyaz eşya gibi, araba sektörü gibi ya da mobilya sektörü gibi kanun çıkartmış bu yasa, bu sektöre. Bu sektöre işte ne yapıp bizim elimizi kolumuzu bağlanıyor. Peki son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alabilir miyiz? Bunu en çok beklediğim şey bir de herkesten birlik, beraberlik. Bu sektörde tabii her konuda ülkenin genel olarak birlik, beraberlik. Bir de bu konuda sektörde de birlik, beraberlik isteriz. Birlik, beraberlik olduğumuz sürece bu sektörü daha güzel bir hale getiririz. Çünkü bu sektörde birlik, beraber olmadığı zaman bugün bu sektörün Türkiye'deki bütün sektör komisyoncular bir olsa bir metro firma sahibini bir metro alamaz ama bir metro bütün sektörü satın alabilir gücü var. Evet. Tabi biz bizi beraber olmadığımız zaman böyle firmalar bizi alırlar. Biz yok oluruz. Bu sefer bu iş tekelleşmeye olur. Bırak alt kesim insan, orta kesim insanlar bile zerze meyveyi, yeşili alıp tüketemez. Kesinlikle. Tekel haline gelir. Bugün bir sigara, bir panlama, bir malzeme nasıl tekel haline istediği büfeye, istediği markete gidip satın fiyat var. Bu işte sabit fiyatı. Belli kişilerin güçlerinin elinde olur. Belli kişi gücüleri elinde olmamak için bu sektörde herkes faydalanmak için, yararlanmak için, herkes bize meyve, yeşilliği yemek için de buna birlik beraber birbirimize sahip çıkmak, birbirimizi kollamak, birbirimize destek olarak beklerim. Bu sektörde bir desteğimiz olmasa birlik beraberlik istiyoruz. Evet. Bu sektörde bir desteğimiz olmasa bir yere varamayız. Çünkü herkes kendi başkasının koyunu kazdığı zaman hepimiz beraber yok olur. Kesinlikle. Sizden de son bir mesaj alabilir miyiz Ramazan Bey? Bizden kaliteli işte. Biz kaliteyiz. Dededen gelme. Yani
tercih edilmesi gerekiyorsa biz varız diyorsun. Evet. Yani, şu sektörde birimizin koyunluğu kazanması gerekirken onu yapmaması lazım. Kalite ve hijyeni daha iyi ileriye tarihe daha iyi taşıması için bunu yapmamız gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum sizlere. Başarılarınız ben daim olsun diyelim. Başka bir programda görüşmek üzere. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için İstanbul'da Bayrampaşa Hali dedik ve sizlere Aytar Organik'ten sesleniyoruz. Şimdilik buradan, bu sektörden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.